yolda, gece kampta, peşini bırakmaz aksilik yolda. Aşkı doğaya çok sevgi var onda. Bir pedal uzak her yer ona. Gündüz yolda, gece kampta, her pedal bir macera. Muratla tura, Muratla tura, Muratla tura, Muratla tura, Muratla tura. Hani burada. Güzel. Bozdum'dan hızlı çekim videosuna. Ha? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Güzellik. İşte hayır, ısırmak yok. Diş yapmak yok. Hayır. Hayır. Tamam. Ben de seni sevdim. Önümü kesme lan. Dur gideceğim ben. Hayır. Hayır. Niye saldırıyorsunuz ona? Hı. Yok öyle bir şey. Hayır. Şişt, bırak ayaklarımı. Bırak ayaklarımı benim. Oyuncu musunuz siz? Oyun mu oynamak istiyorsunuz siz? Ha? İşte hayır. Diş yok, diş yok. Diş yok, diş yok. Diş yok. Şişt. Hayır. Ben öyle oyun oynamam. Ben öyle dişli oyun olmaz bana. Asil misin sen? Asil misin sen? Güzel misin sen? Güzellik misin sen? Kutlu. Ma bu ille diş geçireceksin sen. Şişt. Aldın dışı. <dişi. gülüyor>
Çok pardon. Teşekkürler. İyi günler. Böyle bir şeyden geçmedim ki ama ben. Buna eminim. Ekmek atmak lazımmış yollara. Böyle bir şey anımsadım. Sen içeri değil miydin ya bu? Kıyıköy'den çıkan değil miydi bu? Evet. Ha, Kıyıköy'den geldim. Evet, aynen. Yarın dönüyorum İstanbul'a kısmetse. Lastiği mi patlaktı senin, böyle yürüyerek çıkıyordun? Yoruluk mu abi ondan, yorgunluktan mı? Aynen. Ya bununla geldin ha buraya kadar. Aynen abi. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere abi, teşekkürler. Senden daha yavaş. Vallahi. Ciddi mi abi? Teşekkürler abi, sağ olsun. Görüşmek üzere. Aşağı. Vay. Geldiler yine gönlümün sultanları. Longoz ormanları. Göle geldim. Hamam gölüne. Çözdüm sineklerin derdini ama. Gölgede, yani derdini çözemedim, pardon. Sistemlerini çözdüm. Gölgede geliyorlar. Güneşte kaçıyorlar. Vampir gibiler. Arada fena ısırıyorlar ama. Yokuşlar. Ha. Ha. Ha.
gelsin de göreyim. Çok serin. Nasıl oldu ya? Bir bölge serin oluyor, bir bölge sıcak oluyor. Bak şimdi çok acayip serin. Şu an böyle 3 derece, 4 derece gibi serin esiyor. Bir müddet sonra, bak şimdi sıcak ılık esti arada. Aa, yine serin. 3 derece kadar değil tabii de yani üstüm tişört şort ya. Serin hissettiğim anlamında söylüyorum. Birdenbire ısı yarıya düşüyor resmen. Şu an acayip serin. Üşüyorum yani rüzgarla. Ama birazdan da sıcak gelecek. Arada da sıcak geliyor. Şu an hala serin, sıcağa dönüşmedi. Ormanın derinliklerine indikçe... şimdi çözdüm. Burası geceden kalma serinlik var. Güneş ışığı vurdukça ısıtacak buraları da. Nasıl ama? Ya. Bak buralarda hafif ılıman. Şimdi ılıklaştı, sıcak oldu. Hop. Hafif serin, hafif ılık, karışık burası. O ne ama be? O ne yani? Ruh hastası ya. Şey zannediyor herhalde buraya, yarış pisti kendine ayrılmış. Öyle virajlara gire gire. Nefret ediyorum öyle bilinçsiz sürücülerden. Ama bu yolculuk için şunu söyleyebilirim ki araçların %70'i dikkat ediyor bisikletlere. Mesela çantamdan bir şey almak için durduğumda bile yanımda duranlar olabiliyor yani. Bir şeye ihtiyacım var mı, bir şey mi oldu diye. Bu güzel bir şey. Her bölge için böyle midir bilmem tabii ama Anadolu'da yani Frig Vadisi'ni gezdiğim bölgelerde böyleydi. Bu İğneada bölgesi için de geçerli buraya gelene kadar. Tabii kendini bilmezler de var aralarında. Yakından geçen. Mesela özellikle otobüsler. Otobüs şoförleri hiç dikkat etmiyor bisikletlere. Bisiklet yolundan sür mantığıyla geçiyorlar yanına. Longoz ormanları balı yazıyor. Bu kadar mis kokulu bir ormanın balını almadan geçmek de olmaz. Şuradan girişi yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bu saatte açtı mı ama? Tabii. 8:25 geçiyor. Çok erken geldi. Rüyanda mı gördüm balımı diyecek adam. Evet abi rüyamda gördüm diyeceğim. Uykularım kaçtı alamayacağım balını diye diyeceğim. Lan bir sinek kulağıma kamikaze yaptı anasını satayım. Bir de kulağıma girmeye çalışıyor. Çarptı hala böyle içeriği zorluyor ya. Aklım çıktı. Balcı dedeye adım adım. Hala Balcı dedeye doğru gidiyoruz. Biraz uzakmış. Şurada azıcık kovan falan görmeye başladım.
şey istedikmiş, bak gönderdiler. Balın kristasyonu doğal bir süreçti. Doğaldı. Doğru. Onu anlatan bir içerik. Ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra bala uygulanan ısıl işlem ve aşırı filtrasyon gibi uygulamalar balın besin değerini yok ediyor. Işte. Hiçbir uygulama yapmamak gerekiyor. Şunu el ettiğin mi? İşi kötüye sokmuş oluyor. Bal görünümüne geliyor ama bal özelliğini kötü. Geliyor ama onun da bir miktarı var. O derecesinin üstüne çıktın mı sakala giriyor. Bak marketikler donmaz. Onlar daha yüksek ısıtılıyor. Normalde bal yani bekledikçe şekerleşiyor olması lazım. Çiçek balı. Çiçek balı için. Çiçek balı tabii. Çam balı için değil tabii. Çam balı için geçerli değil. Çam balı donmaz. Kestanede o da geç bir zaman donuyor. bunu neresine bu bak? Uludağ Üniversitesi. Uludağ Arıcılık. Vay. Nerede boş değil yani. Çok iyi kesinlikle. Ben şu an yani bayağı etkilendim bunlardan. Gerçek balla tanıştım bugün burada. Harika değerler. Ben yeni başladım. 78'den beri yapıyorum bunu. Maşallah çok yeniymiş dedi. Hadi bakalım şimdi de biraz inatla etrafı gezelim. Önce sahilden başlayalım. Ondan sonra da merkezi görelim. Şu an deniz çok sakin. Ama genellikle dalgalı oluyor tabii. Herkesin bileceği üzere Karadeniz, herkesin tahmin edebileceği üzere Karadeniz olduğu için. Dalgalı. Ve hafiften de tehlikeli şey var. Bir rim akıntısı dedikleri bir şey var. Dalga seni geriye doğru çekiyor galiba. Ona kapılmamak için kıyıya paralel şekilde yana doğru yüzmek gerekiyor. Onun mesela tahtada fotoğrafı falan var, uyarısı var. Şu an benim en sevdiğim saati. Bak, açığa dikkat gitmeyin demek istemişler burada. Açığa dikkat. Toka da dikkat o zaman. Heh, bak rip dalgasıymış. Rip. Rip akıntısı demek herhalde şey bay bay gibisinden, geçmiş olsun gibisinden mi rip demişler, ne demişler? Rip akıntısı. Yardım için sakin olun ve yüzün. Dikkat çekmek için elinizi havaya kaldırın. Enerjinizi koruyun. Dalgalar sahile dönmenize yardımcı olabilir. Duruma göre değişir yani. Rip akıntısına yakalanırsanız pırlaca paralel sağa ya da sola doğru yüzün. Rip akıntısına nasıl yakalandığımızı nasıl anlıyoruz? Herhalde bir şeyler ters gidince anlıyoruz ki rip akıntısındayız. Bayraklarla işaretlenmiş, tehlike uyarısı olmayan yerlerde yüzün. Bayraklarla işaretlenmiş yer mi varmış bir de? Nerede onlar? Ben hiç görmedim. Bir tek şurada birkaç tane mantar var. Dipte mi bayraklar? Bu kıyıda da öyle bir bayrak göremedim. Şurada bak bir tane bayrak var ama bu bence plajı bölme sınır bayrağı bence. Kırmızı bir bayrak, sarı yok bunda. Aynen. Göremedik o bayrağı. Burası da nostalji bölümü. Hediyelik eşyacı. Tatlı, geçici dövme, Hint kınısı hepsi yapılıyormuş. Orada da yine taşıyacağız. İşte efsane mapa.
çocuklar için. Keyifli çocuklar için keyifli. Ha, burası çok güzel yemek yapar. Burası lahmacunu kıtır kıtır yani çok güzel. Lahmacun ve pide burada. Karaya mı gidiyor burası? Çok burada. Şimdi meydana gelmek üzereyiz. Orman diye geldik. Öyle merkeze kamp kurduk. Değişik oldu. Buralarda da sahil kafe var. Buradan deniz manzaralı öyle. Yüksekte kalıyorum. Buradan şehirle bağlantısı yok yani sahile bence. Yani geçme olarak. Sahile bağlantısı yok geçme olarak. Sahil için buradan merdivenler iniyorsun. Aa, burası güzelmiş. Banklı. Demin gördünüz deniz. Orada bir iskele var. Şurada en sonda duvar dibinde bir ücretli tuvalet var. Kamp alanlarının tuvaletleri pek iç açıcı değil. Onun için daha temiz bir tuvalet arayanlar orayı tercih edebilir. Buraya gelip de tuvaleti sorun edenler için. Ama yani orası da çok da temiz değil. Yani girdim bugün kaç sefer hiç tuvalet kağıdı yoktu yani. Her girişinde tuvalet kağıdı. Burası çok güzel dondurması. Dinledim. Dondurma çok güzel oldu. Balaban var. Ve şurada köfteci var. Hep kalabalık görmüştüm. Dikkatimi çekmişti. Öyle gittim. Köftesi de çok güzel. Yani köfte yani işte sosu güzel aslında. Köfte bildiğimiz köfte yine. Burası. Buranın da köftesi güzel. Yunus dedi, Yunuslar geldi. Ne oluyor dedim anakını sarayım. Bizim tatlı bu güzel. Recep Usta dondurmaları var orada da. Onu takmadım bilmiyorum. Onun yanında güzel bir restoran var. Burada köpekler var. Çeteleşiyorlar şurada. Ne vuruyorsun lan köpeğin kafasına? Ayıp. Ayıp. Gel. Ne oldu? Sen ona mı ağlıyorsun? Bay bay. Oyun mu oynuyorsun? Buradan ileride de şurada bir tane metro otobüs firması var işte. Otobüste gelmek isteyenler olursa diye metro buraya geliyor. Trakya bölgesinde metro ele geçirmiş durumda herhalde. Başka bir tane şey yok çünkü. Başka bir otobüs firması yok. Umarım yarın bisikletimi alırlar. Şurada bisiklet kafe var. Kahvaltılık bir yer galiba. Çok şirin. Buraya gelecektim sabah ama çok erken kalktım ben kapalıydı.
Bir yerde tuvaleti kullanamayınca en son çare buraya yığmıştım. Tuvalet kağıdı olan bulabildiğim tek tuvalet buradaydı. Seviyorum abi. Otel. Odada bir kahve gibi bir yer var böyle. Bu yolda dümdüz gidince Mert Gölü'ne doğru geliyor. Orada yine bir tane daha bir sahil var kocaman. Yine bu demin çektiğim sahil gibi. 1 kilometre ötede orada. Öyle, İğneada'nın merkezi de bu şekilde arkadaşlar. Şu an aklımdaki tek şey, umarım yarım bisikleti bindirebilirim. Böyle biraz dolaşıp vakit öldürürüm şimdi.